merhaba sevgili satranç severler ee, galiba bir çözüm bulduğum gibi <laughs> program değiştirdim ayarlarıyla tam e, oynamadan bir çekim yapın dedim sizin için e, görüntülü bir şekilde halledeceğim e, zayıf kare kavramına devam edelim arkadaşlar zayıf kareyi kullanan en iyi oyunculardan birisi de karp oldu e, size fişerin bir partisini analiz söylemiştim ama önce e, bu maç çok hoşuma gitmişti benim bu maçı bir göstereyim. sonra fişerin partisi ve zayıf kare kavramını bitireceğiz e, derse devam edeceğiz Arada pratikler de yükleyeceğim Evet Karpov'un maçı e, Karpov Brown'la oynamış 1972 yılında San Antonio'da C4 C5 B3 evet ilginç bir e, Devam yolu bu B3'lü sistem Normalde C4 C5 oynandığı takdirde e, Bu konularda at C3 Daha sonra G3 g 2 şeklinde gelişebiliyor Son yıllarda E3 F4'lü İlginç bir da oynanıyor Nakamura'nın oynadığı. B3'lü sistemde oynanıyor ama çok erken oynamış Karpov. B3 at F6 Fil B2 G6 Siyahlar da fil G7 çıkıp e, devam etmek istiyor. Daha sonra D5 sürecek rokunu attıktan sonra. Yani siyahlar hemen fil g çıktıktan sonra rok attıktan sonra D5 fikriyle oynayabilir. E6 D5 de yapabilir. Bu fikirlerle oynayabilir ama Karpov burada hiçbirisine izin vermiyor. Ve ilginç bir hamle fil çarpı f6 oynuyor. E çarpı f6'dan sonra dikkat ederseniz d5 karesinde bir zayıflık oluştu. Artık bir zayıf kare elde etti burada beyazlar. Şimdi bunun üzerine oynayacak. At c3 fil g7 g3 bu d5 karesini g2 filiyle destekleyerek daha da güçlendirecek artık orayı kendisi için beyazlar. At c6 Fi g2 f5 evet e, burada atımızı nereden çıkacağız? Eğer biz D5 karesi için oynuyorsak at E2'den çıkmalıyız. O yüzden E3. E, burada tabi fil çarpı C3'ten çekinmiyor e, Karpov çünkü. D çarpı C3 aldıktan sonra D5 karesi daha rahat artık kontrol altında kalıyor. Ağır taşlar da devreye gidiyor e, açık D dikeyinden dolayı. O yüzden çekinmemesi gayet normal. E3 oynuyor. Rok. At G2. A6. Kale bir oynamış. Artık D5 karesine yerleşecek. En azından B5'i de e, engellemiş oluyor. E, bazı variantlarda B5 oynayabiliyor. Kale boşta kalacağı için. Kale C1, B5, D3. Tabi burada C çarpı B5, A çarpı B5, At çarpı B5 çok mantıklı değil. Kale çarpı A2 ile bir karşı oyun elde edebilir. Kale çarpı C5'e vezir B6. Biraz sıkıntı var burada beyaz için. Çünkü siyah çok hızlı bir şekilde e, gelişmiş oldu. Eğer kale D5 oynarsa iki şekilde kazanabilir. Kale A1 oynayabilir filinde desteğiyle. Ya da at B4, at C2 veya at D3 fikriyle oynayabilir. O yüzden burada B5'i almak doğru bir e, tepki değil. D3 oynamış Karpov. Fil B7. Rok. D6, vezir D2. Beyazlar artık hazırlığını yaptı. D5 karesini ele geçirdi. Ee, çok ciddi kuvvetle oraya yükleniyor. Çünkü F4'e de gidecek E2 atı. D5 karesi üzerinden oyunu yönlendirecek. Vezir A5. Kale FD1 D2 veziri. Boşta kalmasın diye koruyor. Kale AB8 at D5. Vezir D2. Kale D2 B4. Evet. Siyahlarda oyunu kapatıyor fakat e, bildiğiniz gibi fil çifti açık konumları seviyor. Yani Beyazlar konumu kapattığı zaman at çifti olduğu için daha rahat oynayacak, fil çifti biraz daha e, hareketsiz kalacak. Bu anlamda e, oyunu açması gerekiyor. Fakat nasıl atacak? Çünkü burada eğer b çarpı c4 alırsa d çarpı c4'ten sonra d5 karesinin kuvveti daha da artıyor artık açılan D dikeyinden d6 piyonuna baskı oluşuyor. Yani e, burada alamıyor b çarpı c4. B4 yapmasının mantığı da a5 4 ile A dikeyini açıp çünkü filin de burada kuvvet var A1'e. A dikeyini ele geçirmek adına kaleyi A1'e getirtmiyor. A dikeyini açıp oradan oynamak istiyor. D4, kale F, D8, kale C, D1. Gördüğünüz gibi artık D dikeyinde hazır beyazlar. C çarpı D4, E çarpı D4. At çarpı D4 alıp taş değişmeyi tercih etmiyor. Şah F8, C5. Evet, ilginç bir hamle C5. Eğer d çarpı c5 alırsa, b çarpı c5'ten sonra e, d dikeyinde bir hakimiyet kurdu beyazlar. Şimdi at b6, at d7 fikriyle oynayabilir. c4 karesinden b6'ya gelen at c4 karesinden d6'ya yerleşebilir ve g2 filimiz de çok kuvvetli bir e, pozisyonda artık açık olan bir çaprazda h1 a8 çaprazında baskı yapmış olacak. c5 hata e oynamış. Brown at e3. C4 karesini kullanacak. E, bunun için Atölye 3 mantıklı. Fil G2, Şah G2 D çarpı C5, D çarpı C5 Kale çarpı D2, Kale çarpı D2 Evet aslında biraz sadeleşti oyun. Ama baktığımız zaman Beyazın vezir kanadında 3 piyonu varken Siyahın 2 piyonu var. Ama Şah kanadı aynı gibi duruyor. 3'e 3 üç gibi duruyor. Yani bir piyon fazlalığı var. B4 piyonu her zaman hedef haline gelebilir. Fakat C3'ten koruma şansı var. siyahında. da. E, B4 piyona saldırı olduğu kadar korunabiliyor da fil C3 ile. Eşit gibi gözükse de beyazlar için biraz daha iyi bir oyun sonu. Kale C8, at D5. Çünkü C5 piyonunu tutmakla ilgilenmiyor. C5 ile B4'ü değişiyor. Değişmek istiyor. A6 piyonu da çünkü zayıf. Yine 2'ye 1 avantajıyla devam edecek. Kale çarpı C5, at çarpı B4. A5'e at D5. Gördüğünüz gibi yine merkeze dönüyor. merkezi eleştiriyor taşlarını Karpov. Kale C6. At E3. C4 karesine oturacak bu sefer. Kale C5. At F4. Evet bir at D5'te bir at e, c 4te çok kuvvetli olacak. Fil H6. Kale D5. Artık A5 piyonuna saldırı yapacağımız için değişmenin tam zamanı kaleleri. Kale çarpı D5. At F çarpı D5. Fil çarpı E3. Burada F çarpı E3 de piyon yapısını bozmak istemiyor. At E3 alıyor. Çünkü şöyle bir kuralımız var. At finali piyon finali ile aynı değerlendirilir. Yani biz bu atları kaldırırsak piyon finalinde beyaz için kazan. Çünkü uzak geçeri var 2'ye 1. E, siyahlar buradan vezir e, çıkmak için ilerletemiyor piyonlarını. 4 piyon olmasına rağmen 3 piyon gibi davranıyor. Şahımızı geleceğiz. E, C4'e kadar ve C3'e kadar. A3, B4 sürüp siyah şahı bu piyonla ilgilenir vaziyete getirip şahımızla şah kanadına doğru akıp Oradaki piyonları alacağız. O yüzden e, at finali kazanç burada beyaz için. Şah e7, at c4 at c6 artık şahın aktifliği şah f3 şah e6 şah e3 şah d5 e, şah d3 gelmek istiyoruz fakat at b4 hamlesi var. O yüzden a3 güzel hamle. Şah e6'ya şah d3 şah d5 f3 Şahın e 4ten girişini de engelliyor. Şah c3 B4 sürmek istiyor çünkü. H6, Şah C3 H5 B Şah D3. Burada şeyi göstereyim. Ee, şahın ya yani biz Şah C3 girdiğimiz zaman ee, Şah E4, Şah F3 Şah kanadına akabiliyor. Artık at gerekirse piyona feda edecek kendisine. Buradaki piyonları toplayıp ee, en azından beraber yapma çalışacak. Bundan dolayı F3 oynadı Karpov. H6, Şah C3 H5 bekliyor gördüğünüz gibi. Hemen B4'de acele etmiyor. Çünkü siyah hamlesiz kalacak. Şah D3. F6. Şimdi artık F4. Çünkü G5 G4 sürdürmemesi gerekiyor. F4. G5'e yapmamamız gereken bir hamle. F çarpı G5. Kesinlikle yapmamalıyız. Çünkü artık 3 tane piyona 2 tane piyon olarak değerlendirilebilir burası. Geçer piyon yaratabiliyor. G5'e at 3 oynamış Karpo. Şah E6. H4 doğru bir tepki. geçer çarpıyonu hiçbir şekilde yaratamıyor. G çarpı H4. G çarpı h sonra e, beyazların F4 h 4 zayıf. Siyahların da H5 F5'i zayıf. Ama at F4'e ve H4'e ulaşamıyorken beyaz at at G3'te H5'e e, saldırı yapabiliyor. At E7. Şimdi at D5'te e, oynamasın diye e, atımızı E3'te tutuyoruz. Şah C4 artık şahımızı aktifleştiriyoruz. Eğer at G6 oynarsa ki oynamış 2 piyonada saldırıyor. At G2. Pasif bekleyebiliriz çünkü bu at oynamadığı sürece benim atım da oynamayacak. Ben buradan geçer piyon yaratıp diğer tarafa şahımı aktaracağım. Şah D6. Şah B5. Şah D5. Şah çarpı A5. Evet artık siyah e, vezir kanadından piyonunu bırakmak zorunda kaldı. Şahını şah kanadındaki piyonlara doğru götürdü ama çok geç. Çünkü beyazlar vezir çıkıyor. Şah E4. B4. Şah F3. Burada atı e, kaçmaya gerek yok. B5. Çünkü G6 atı çok uzakta. Şah G2 B6. At F8. Şah B5. Güzel bir hamle. Halen bakın bu piyonlar hareketsiz. At D7'den B8'i tuttuğu için artık A